Bankası yatmasın, Amerikan Bankası yatsın nedeniyle. Bu buradaki Kerkük'teki paralar, Kerkük Barzane geldiği zaman, Barzane borcu var, Türkiye'den aldığı malların parasını ödeyecek. Türkiye'den gelip liman alacak. Bütün, çünkü adamın limanı yok ama bayrak alarak Mersin Limanı'nı kendine bağladığını düşünüyor. Antakya düşünüyor çünkü gemilerini koyacak, kendi borularını satacak. Yani bu denklem mutlaka var ama sen de kuvvetli olduğu zaman bu kesimi kendine bağlama durursun. Ama buradan koridor açıp da buradan gelince artık İran ve şey, Barzani'nin kalabilmesi mümkün olmadığı yerde orası Amerika İsrail'e doğru yönelen bir kesim. Veyahut da Şii Hilali'nin egemen olması denklem var. Yani biz denklemde tartışma içinde zıt gruplardan olmaktan çıktık. Düştüğümüz gruplardan biri burada aktif mücadele edecek Amerika-İsrail ittifakının oluşturduğu Kürt koridoru. Öbürü ise İran'ın Şii Hilali ekseni. Mücadele orada. Devam edelim. Hocam orada bir Ermenistan uzantısı var orada. O ne için o? Ya burası da işte Türkiye'nin oraya doğal devamı olarak koyuyor. Devam edeyim hocam. Evet. Şimdi dünya bu kaya gazı meselesine girersek kabaca verelim. Bu doğal gaz zamanında, doğal gaz ve petrol yataklarında olduğu yer. Şu bölge ve bu bölge haydut devletler olarak konuluyor. Dünyaya entegre olmamış. O zaman bu bölgenin rejimlerin değişmesi gerekiyor denilen bir politikaydı. Devam edelim. Evet, bunları geçelim. Peki, hızlıca geç, konuşacak bir şey varsa. Evet, bu kalsın. Bu 1970'lerde Bertrand Davis'in haritası. 70'lerde, yani bunu söylediği zaman hayal ediyordu. Bakın, İsrail buradan buraya kadar geliyor. Suriye böyle bir şekilde. İrak burada. Bakın, Şii İrak. Şu petrol yataklarının içine geldiği kesim. Burası ise Suudi Arabistan olarak anılıyor. Yani burası İran, buraları Şii diye orada ayaklanma yaparacak iken, hani Şii terörizmi, onlar da İran'la geliyor. Keza burada Azerbaycan'ı Kuzey ve Güney Azerbaycan birleştiriyor. İran'a karşı bakıyor. Türkmenistan. Burası Afganistan'ı bölüyor. Peştunistan, Belucistan ve Pakistan olarak. Bu Bernard Lewis, Uygarlıklar Çatışması tezinin yapan hocanın hocası. O onun yanında çalışmıştır. Huntington'un hocası. Devam edelim. Bakın, bu kaya gazı nedir? Hep o soruyu soracaktınız. Şimdi kaldı. Gaz normal olarak taneler arasındaki bir kum koyun bir kovanın içine. Kum dolmuştur ağzında. İçine su dökün. Bir sürü su kovanın yarısında su alır. Taneler arası boşluk nedeniyle. Sondajca bu zaman kaya içine de buradan gazını ve petrolü alıyorsun. Ama kil olduğu zaman bunlar arasında çok küçük küçük parçalar haline hapsedilmiş oluyor. Bunu ezdiği zaman çıkıyor. Yani bu kaya gazıyla doğal gaz ayrı bir hikaye değil. Ama hapsediliş tarzı farklı. Evet, geç sonunda. Bunu geçelim. Bu kaya gazı hazineleri. Bunları geçelim. Dünyanın kaya gazıyla bir daha gelelim. Bakın, dünyanın kaya gazı rezervi bir evvelkine gelelim. Doğal gaz rezervinden daha büyük Amerika, Kanada, Güney Afrika ve Çin'de var. Ama bu Amerika sondajı yapıyor, sonra yatay gidiyor, kayı parçalıyor ve gazı oradan alarak çıkıyor. Çin bunu yapamıyor. Amerika bu yaptığı için de yeni teknolojiyle koruyarak bu çağımızın yeni enerji merkezi oluyor. Yani Rusya'dan da, İran'dan da, şeyden de büyük. Ama oraya şimdilik o bölgeleri tamamen devreden çıkarmıyor ama onların dünya pazarı egemenliğini engellemek için Orta Doğu'daki bu denklemler ortaya çıkıyor. Devam edelim. Geç onları. Evet, Amerika'nın içinde. Bir dakika, bir evvelkine gelsen. Bakın, İran'da, İrak, burası İrak. Şimdi burada şunlara bakın, sembollere. Ya burasını Şiiler aldı, burasını Kürtler'de kaldı, burası şey. Ya burada bunlar alanı bunlar. Şu ne? Sembol olarak. Bu, şuraya gel. Total, İtalyan. Öbür tatlı. Bu. Chevron. Amerika, Rus mu? Ne yazıyor orada? Chevron. Chevron. Bu? BP. Evet, yani bu sahaları işleten şirketler de bunlar. Yani bunlar diyor ki, biz işletmezsek siz Arapların elinde, Kürtlerin, Türklerin elinde, Rusların elinde 20 yılda biter petrol işi çıkaramazsınız. Bütün teknoloji bunlardan. Bir yangın çıksın o şeyde, sondajda, o yangını söndüremezsiniz.
Tamam dedim. Sonlar herhalde. Geç onlar önemli değil, hatırını anlatılıyor. Hayır, bu kalsın gene, tamam güzel. Bak varmış burada sen, bir saat. Hocam ben bunu buraya koydum. Sen mi koydun ha? Bravo, teşekkür ederiz. Şimdi özetle söylersek, bakın. Türk dünyasının, Türkiye, Anadolu, da petrol yok ama buradan gelen ve buradan gelecek bütün kanalların geçiş yerinde Avrupa'da petrol kullandığı yer burası. Daha henüz Çin çıkmamışken. Bu durumda, yani İran ve Suudi Arabistan, Katar, gaz konusunda İran dünyada birinci, Rusya ikinci, Katar üçüncü, Türkmenistan dördüncü. Bu noktalardan bizim çevremizde Doğu Anadolu'daki hikayelerin temelinde yatan olay buna bir örnek. Yani görüldüğü gibi başımıza gelen hikaye bu. Ama şimdi ikili bir denklem var. Bir buradan gazların bunlara egemen olma mücadelesi vardı. Bir de şimdi bunlar pazara çıkmasın diye daha çok karıştırdık. Bu Rusya'nın tezi, biz kuzeyden satalım, bunlar satamasın. Amerika'nın tezi, burayı kapatalım, bunlar satamasın, ben gemilerle satayım. Ama İsrail'in tezi ise, ben bunları buradan Akdeniz'e geçireyim. Yani Amerika'da iki grup varsa, İsrail yanlısı ve diğer kayagazı, böyle bir denklem içinde. Ama her ülkede Türkiye'den geçirmemek için bu yolu uğraştırılıyor. Devam edelim. Evet, bakın Şiiler dediğimiz bölgeler, şuralar Şiilerin oluşturduğu alanlar. Ve buradan böyle geliyor. Dolayısıyla Amerika'nın tezi, yani Arapları ekarte edebilmek için Şiileri politik dünyada birleştirmek. Şiiler ise çok ayrı bir hikaye, o ayrı bir konferans ama Alevileri bilmeyen dünyası dediğimiz tezde kendilerine göre haklılıkları var. Çok özetle söyleyeyim, Ali'nin Hazreti Ali'nin halife olamayınca, onu Muaviye alınca, Hasan'ı zehirliyorlar. Muaviye diyor ki Hasan olur, ben çekilirim. Muaviye Hasan'ı zehirliyorlar. Sonra Hüseyin iddia çıkarıyor. Bu dava demek, davet çıkarıyorsun. Buna da biatçılar var ve dahiler var. Hüseyin bu işine soyuluyor. Hüseyin de öldürüyorlar. Diyorlar ki saltanat, ilave devri bitti, saltanat geldi Emeviler. Ondan sonra buların Hüseyin'in oğlu Salman, ondan sonra onun oğlu var. Bunlardan Cafer var. Cafer'in kardeşi Zeyd var. Zeyd ayaklanıyor. Dava açıyor ve iktidara gelmek için. Ama ondan evvel mesela bahsedilmez, Hüseyin'in intikamını alacak Arap kalmayınca bunu İranlı ve Türklerden oluşan Keyaniler diye bir grup çıkıyor. Bunlar Muhtar el-Sakafi, bu bütün de Hasan'ı, Hüseyin'i öldürenlerin intikamını alıyor. Daha sonra aile devreden çıkınca bu sefer Zeyd ayaklanıyor. Zeyd de Hüseyin'in torunu. Zeyd'in öldürülerek oğlundan, onlar Zeydiler Yemen'e kaçıyor ve Orta Asya'ya kaçıyor. Orta Asya Zeydileri var. Ondan sonra, Zeyd'den sonra bu sefer Hasaniler bitince, Hüseyinliler bitince Hasanilerden ayaklanma var. Bunlar gene Zeyd'i sayılıyor. Bu arada Cafer'in bir yer erken ölen oğlu da kaçıyor, gidiyor Kuzey Afrika'ya ve onlar Fatimiler oluşturuyor. Fatimiler de gelerek Suriye'deki Nusayyubileri oluşturuyor. Buradan sonra mesela şeyleri deviren, Emevileri deviren bizim Ebu Müslüm, bir Türk, Horasanlı Türk, Horasani. Abbasiler geliyor. İşte Abbasiler gene bu Ebu Müslüm'ü de öldürüyorlar. Ve böyle iktidar için sürekli böyle bir çatışmalar var. Yani Şia ve şey arasındaki, Sünnilik arasındaki çatışma davet çıkaranı öldürüyorlar. Mesela Cafer, İmam Cafer davet çıkarmadığı için Caferiler İran'da 12 imamcılar kalıyor. Böyle 3 imamcılardı, 5 imamcılar, 7 imamcılar, 12'ler. Ve böyle bakıldığı zaman buradaki bu çatışmayı bilen Batılılar canlandırdığı zaman buna karşı da Selefileri mesela Vahabileri ayaklandırarak İslam dünyasını farklı bir noktaya götürüyorlar. Keza şeyde de Osmanlı'ya karşı da Selefilerin ayaklanmasının sebebi Osmanlı'nın dini egemenleri kırmak için yapılan bir ayaklanma. O da farklı bir yaklaşış. İşte o kimseye hiçbir ölüye tapılmaz, inanılmaz. Hiçbir mezar taşına kalmamalıdır. Çünkü bu şirk koşmaktır. Keza Müslümanlık da
hiçbir tarikat olamaz, sofilik olamaz diyerekten böyle bir çatışma içindeler. Ve buradan baktığımız zaman son olarak yani bu iki grup yani Sünniler ve Şiilerin petrol üzerine egemenlikleri, petrol paraları büyüdüğü zaman, arttığı zaman 80'li yıllarda Yamani devrinde çok birliktediler. Ama onu bu çatışmaya girerek OPEC'in gücünü kırarak ortaya yeni bir dünya sistemi oluşturdular. Sonuç olarak baktığımız zaman Türkiye'deki olayları bir boyutuyla aldık, enerji boyutuyla. Ama diğer taraftan dinsel, etnik, askeri ve sosyal olarak olayları bütününe bakmazsanız bu olayları kavramak çok zor oluyor. Maalesef televizyonlarda gördüğümüz herkes ya gazeteci olarak konuşuyor, yani petrolün ne olduğunu bilmeden veya asker olarak şunu yaparız, bunu yaparız. Hepsi birbirini duyduktan tekrar ediyorlar maalesef. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için.